Arkadaşlar merhaba. Bugün size Opel Corsa D kasa aracımda aracımın soğutma fanının sürekli çalışmasının sebebini bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir aracın fanı motor soğukken ya da sıcakken sürekli çalışıyorsa bu bir teknik arızayı işaret eder. Bunun sebebini şimdi size bu videoda göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Aracımı çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman hemen şurada aracın belirli bir müddet çalıştıktan sonra hemen şurada bir arıza ışığı yakıyor arkadaşlar. Şu an yakmadı. Evet, şu anda yaktı arkadaşlar, görüyorsunuz. Motor arıza ışığı yanıyor. Motor soğuk olmasına rağmen aracım hemen fan açıyor arkadaşlar. Fanı da çalıştığını size göstereyim. Fanı çok yüksek bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada aracın motor suyu sıcaklığı 55-60 santigrat derece olmasına rağmen sanki araç hararet yapmış gibi aracım arıza ışığı yakarak fanı çalıştırıyor arkadaşlar. Böyle bir durum başınıza geldiği zaman motor soğukken fan çalışıyorsa aracın termostatının üzerinde bulunan sıcaklık müşürünün bozulduğunu işaret eder. Hemen size parçayı göstereyim. Parça üzerinden anlatırsam daha iyi olur. Arkadaşlar aracım elimdeki bir termostattır. Hemen şu termostatın üzerinde sıcaklık müşürü vardır. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şu parça. Bu parça motor suyunun aşırı sıcak olmasından dolayı zaman içerisinde bozulmakta ve devre dışı kalmaktadır. Böyle bir durum yaşadığınız zaman araç kendini korumaya almakta. Motor sıcak da olsa, soğuk da olsa hemen fan açmaktadır. Şimdi dikkat edin. Benim motor arıza ışığım yanıyor. Niye? Çünkü buradaki sıcaklık sensörüm arızalı. Ben bunun bir tamiratı yok arkadaşlar. Yani bu parçanın yani şu fişi söküp yerine yenisini takamıyorsunuz. Mecburen termostatı blok şeklinde yenisini sipariş veriyorsunuz. Şimdi böyle bir durum başınıza gelirse mutlaka orijinal ürün kullanın arkadaşlar. Orijinal ürün kullanmazsanız buradaki arıza ışığını söndürmeniz mümkün değildir. Ürünün yenisiyle değişimini yaptığınız zaman fanınız çalışmayacaktır. Şimdi dikkat edin. Kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar aracımı. Hatta çalıştırmama dahi gerek yok. Bakın arkadaşlar şu anda aracım yarım kontakta. Şimdi size fanı gösteriyorum. Dikkat edin. Şu anda sanki aracımda hararet varmış gibi motor kendini soğutmaya çalışıyor. Şimdi bu termostat müşürü arızalı olduğu zaman bunu bu şekilde kullanırsanız arkadaşlar akünüzü çok fazla yıpratır bu. Şu anda yarım kontak olmama rağmen akümden şu anda motoru soğutmak için araç fanını çalıştırıyor. Dolayısıyla böyle bir arıza başınıza geldiği zaman arızanın daha da büyümemesi için, çünkü bu akünüzü kısa zamanda akünüzü çok fazla yorar ve aküyü yenilemenize gerek duyar. O yüzden arkadaşlar böyle bir fan arızası yaşarsanız mutlaka bu termostatı değiştirin. Zaten bunun kontrolünü de siz kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size termostatın ısı müşürünün arızalı olduğunu nasıl anlayacağınızı gösteriyorum. Öncelikle aracın gizli menüsüne girmeniz lazım. Şimdi aracı çalıştırdım. Hemen şuradaki tuşa 1, 2, 3 ve 4 kez basıyorum ve bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ben size motor suyu sıcaklığını göstermek istiyorum. Evet, şu anda gizli menüye girdim. Gizli menüye girdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 defa bastığım zaman arkadaşlar hemen şurada altta gördüğünüz motor suyu sıcaklığıdır. Şu anda benim motor suyum 64 derece. 64 derecede motor suyu sıcaklığı olmasına rağmen arkadaşlar bu sensör arızalı olduğu için araç kendini korumaya alıyor ve fan sürekli çalışıyor. Şu anda fanın sesini duyabilirsiniz. Aracımın fanı çalışıyor. Normalde bu araçlar arkadaşlar yüksek sıcaklıkta çalışır. Fanı
95 ile 105 derece aralığında çalıştırır ve dengeler. Ancak başınıza gelebilir. Gelirse yapacağınız işlem sadece buradaki termostatı yenisiyle değiştirmektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.